havasına, suyuna, hava eksi 5 derece, toprağına, solum ırak, sağım yüksek ova, dostuma, her köşesi cennetin ezilir ya. Burada olmanın gerçekten tarifi yok. Bir başkadır benim memleketim. Süper kobralar. Sorskilere eskortlu geliyorlar. Terörist doçkaları indirildi, Türk bayrağı dikildi. Dağlıca'da en yoğun saldırıların yapıldığı bu tepe artık Mehmetçiğin kontrolünde. Yüksekliği baş döndürücü. İki kişinin yan yana yürüyemediği keskin sırtlar, derin vadilere açılan dar boğazlar. Burası Beybuta Tepesi. Yüksek Ova'dan Dağlıca'ya uzanan yüksek sıra dağların en geçit vermeyeni. Yar Bayacar, 2. Dağ ve Komando Tabur Komutanı. Beybuta Tepe üst bölgesi burası. Hakkari Dağlıca bölgesi. Taburum burada görevli. Tam o bölgede mi 16 şehit vermiştik komutanım? Evet, maalesef tam o bölge, şehitlerimizin olduğu bölge. Hemen köyün çıkışı 150 metre ilerisi ve ondan 50 ila 75 metre ilerisinde 3 ayrı patlayıcı düzeneği yapılmak suretiyle konvoyumuza yapılan saldırı neticesinde şehitlerimiz oldu. Beybuta'nın etekleri Dağlıca Yüksekova yolu. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızan teröristler Beybuta'nın derin vadilerindeki mağaralarında barınıyor. Saldırılarını Beybuta'nın hakim tepelerinden yapıyordu. Şehit Yarbay İlker Çelikcan'la 16 askeri de işte bu bölgede şehit olmuştu. Gürkavak bölgesi ve hemen Dağlıca yolu, bu aşağıda gözüken vadinin olduğu yer. Bizim gördüğümüz köyün çıktığı bölge, 16 şehidimizin olduğu, 3 tane sıralı EYP'nin patlatıldığı bölge bu bölge. Saldırının ardından Dağ Komando Taburu, Efeler Taburu ve Özel Kuvvetler, yani Bordo Bereliler bölgeye adeta çıkarma yaptı. İşte o sırada bir yarbay daha şehit düştü. Bordo Berelilerin komutanı Yarbay İhsan Ejdar. O ve askerlerinin fotoğrafları da yine Dağlıca'nın duvarında onur ve şeref madalyası olarak duruyor. Çünkü 27 Eylül'de başlayan ve 40 gün süren operasyonların ardından tam 16 şehit verdik bu noktada. Ve bugün burada Türk bayrağı dalgalanıyor. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Ağır çatışmalar geçirdi değil mi Beybuta Tepesi? Evet, yaklaşık 45 günlük bir operasyon dönemi geçirdik yaz boyunca. Operasyonlar sonrası biz bu üst bölgesinde kalmaya başladık ve halen teröristlerin hareketlerini kısıtlamak maksadıyla bu bölgede kalmaya devam ediyoruz. Onun öncesi yine hemen karşıda yarısı kar, yarısı açık olan tepe bölgesinde de 4 şehidimiz oldu. Yıldırım dolayısıyla şehit verdiğimiz kayalıklarda bu kolumla gösterdiğim ufka düşen kayalığın hemen sol tarafındaki kayalık bölge, iki kara tepe bölgesi. Efeler taburundan 3 şehidimizin olduğu evet. Nokta değil mi? Evet. Beybuta Tepesi Hakkari 2. Dağ Komando Taburu komandolarına emanet. Şartlar zor. Dağlıca yolu hemen önümüzde bulunan vadiden geçmekte. Operasyonlar sonrası biz bu üst bölgesinde kalmaya başladık. Hemen gerimizde hemen bulunan bölge. Üst bölgesinde gösterelim şu tepede. Beybuta Tepe en uç kısmı. Hemen şu kolumla gösterdiğim yerdeki uç noktadır. Gerimizde bulunan bölge Irak sınırına kadar 2,5-3 kilometre bir mesafedir. Bu bölge, gerimizde olan bölge teröristler tarafından doçka diye tabir ettiğimiz silahların yoğun olarak kullanıldığı ve mevzilendiği bir bölge. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Şartlar zor ama İmkanlar da sınırlı. Komandoların yatağı da, mutfağı da kazarak yaptıkları işte bu siper. Benim memleketim, yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Solum Irak, sağım Yüksekova.
Hava sıcaklığı şu anda burada -5 derece. Kar kalınlığı 1,5 metreyi geçeli haftalar oldu. İşte Mehmetçik bu zor koşullarda burada Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. 2800 metreye yaklaşan rakımda yürümek bile zor. Buna rağmen komandolar sürekli arazide. Üs olarak belirledikleri noktaya döndüklerinde dumanı tüten sıcak bir bardak çayla ısınıyorlar. ...2792 rakımda bile çay servisini ve kurabiye ikramını eksik etmedi Mehmetçik ve bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mehmetçik'le beraber birlikte içeceğiz bu çayı ve şu anda burada olmanın gerçekten tarifi yok. Anlatmam imkansız size. Mevzilerdeki kahramanların moralleri yüksek, elleri tetikte, gözleri ufukta. İsimleri, rütbeleri, memleketleri farklı ama dillerinden dökülen kelimeler hep aynı. En zorlu şartlarda şu anda Beybuta Tepesi'nde görev yapıyorsunuz. Neler söylemek istersin? Ben uzman onbaşı Basrican. Vatanımı, milletimi korumaktan onur ve gurur duyuyorum. Anneme, babama, kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Gün kapanmaya başladı mı, güneş batmaya başladı mı nöbetlerimiz yoğunlaşıyor. Düşman bekliyoruz, terörist bekliyoruz. Gelseler de alsak diye gelmiyorlar. 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 Sadece bekliyoruz. Elimizden sadece bu geliyor bu zorlu şartlarda. İsteriz ki biz de diğer şehit kardeşlerimiz gibi o mertebeye erelim ama yok, olmuyor. Sadece helikopterle ulaşılabilen Beybuta'da operasyona çıkan komandolara Süper Kobra helikopterler eşlik ediyor. İşte bunlar Süper Kobralar. Şu anda Skorskilere eşlik ediyorlar. Sizler de görüyorsunuz. Bir başka.